Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lords of the Fallen severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte bu bölümümüzde bu bölgenin ikinci kısmını aradan çıkarmak niyetindeyiz. İlk önce buraya geliyoruz. Bak kötü ya. Önce bu düşmanları öldürün. Yukarıda bir tane düşman kalmasın. Daha önce bahsetmiştim, Umbral'da su diye bir şey yok diye. Dolayısıyla bu sulu kısmı keşfetmek istiyorsak Umbral'a geçiyoruz. Şuraya gelince silahlarınızı bufflayın. Soldaki şu arkadaşı öldüreceğiz. Bunu yaptığında ben hani yuvarlanarak kaçmayı tercih ediyorum. Çünkü baya tehlikeli geliyor bunun saldırısı. Bakalım ne düşürdü. Çok güzel. Pestisidi yani bunlardan farmlayabilirsiniz yani. Çoğu zaman düşürürler. Ben Sanctify basmak istememiştim ama peki. Buradan bir başka socket item'ı elde ettik. Şu anki socket item'ımızdan memnunuz. O yüzden değiştirmeyi düşünmüyoruz. Bunu görmezden gelebilirsiniz. Yukarı çıktığınızda arkadaki düşmanları görmezden gelin, sadece şu arkadaşı öldürün çünkü kendisi uzaktan saldırıyor. Şöyle bir tane sandığımız var, ben bu sandıkta aldığımız sete birazdan geçeceğim. Bu seti beğeniyorum. Bunu yapmak istememiştim, item almak istemiştim ama peki. Sevgili oyun, sen nasıl istersen. Çok güzel smooth gidiyorduk ama olmadı. Madem öyle, hazır fırsat bu fırsat, setimize geçmiş olalım. Kafalığımız şu. Biraz daha böyle Crusader gibi, biraz daha böyle paladinimsi bir görünüm var bence. En azından oyunun bu noktalarında. Herhalde başka eşeklerimiz setlerimize sahip olacak. Orada onlara geçişi yaparız. Yaptığımızda gösteririz efendim. Nasılsa itemlarımızı aldığımız için buradaki düşmanlarla tekrardan savaşmamıza herhangi bir gerek yok. Bu arkadaş tekrardan doğar ama bizim ona savaşmamıza ihtiyacımız yok. O yüzden dümdüz yukarı çıkıyorum. Burada yapabileceğiniz bir diğer içerik şu. Yukarı çıktıktan sonrasında mesela geldiniz buraya diyelim. Bu arkadaşları tek bir yere toplayın. Bu arkadaş bir rahat verirse şayet herhangi bir şekilde isterse öyle bir şeyi. Şunu patlatarak mesela çok büyük bir çoğunluğu aradan çıkartabilirsiniz. Yani böyle bir imkanınız var. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Size bırakıyorum. Ben yoluma devam ediyorum. Kaybettiğim ruhlarımı alayım. Buradan kanama direnci itemlerini alayım. Burada mecbur yavaşlayacaksınız. Buraya koşar geçmeye çalışmayın. Çok fazla sayıda düşman var çünkü. Her ne kadar çok basit yaratıklar da olsalar çok fazla sayıda hasar vurabiliyorlar. Şimdi peki şunu alıyorum. Burada yukarıdaki düşmanları öldürün. Önce sonra Umbral'dan çıkın. Olur da aşağıda ölürseniz bu arkadaşlar size saldırmasınlar. Ve Umbral'dan çıkmak için bu heykellerin yanında düşmanların olmaması lazım. Belki onu deneyimlemişsinizdir ama burada bir türlü ben göstermiş olayım. Şimdi ana hedefimiz şu. Aşağıda büyücülerimiz var. O büyücüleri çıkarmak istiyoruz. Sağa sola yavaş yavaş hareket edin. Büyülerimizin zaten çok uzun bir range olduğunu biliyorsunuz. Bir diğeri de şu. Bunu yapıyor olmamızın en temel sebebi aşağıda böyle paladinimsi bir tane düşman var. O düşmanla kapışırken bir de bu büyücülerle uğraşmak istemiyoruz. Silahlarımı buffladım. Paladinimsi düşman tam altımda. Şurada görüyorsunuz ki. Sıkalım. Bu arkadaş kalkanını bufflayıp kalkanıyla da saldırılar yapabilir.
Yine işte oyunun ilk patch'inde burada bir de kafasında o metal olan bizim aşağıya sürekli düşürerek öldürmeye çalıştığımız düşmanlardan bir tanesi vardı. Nasıl deneyim? Ama vardı efendim. Şu patch'i almak istiyorum sadece. Buradan quest item'ımızı alacağız. Şimdi burada tekrardan Amber'la geçiyorum. Sigma'yı alıyorum. Buradan karşıya geçiyorum. Burada Vestry'e ihtiyacınız yok. Hani çok böyle şey uzak bir yerde değiliz nasılsa. Oyunun başında kullanabileceğiniz ve defansif statları en yüksek kafalık bu. Karşıya gidip karşıdaki düşmanlara kapışacağız. Yine ana odamız kelebek gibi olan, kanatlı olan değişik yaratık. Şu saldırısı size ayaklarını saplarsa yüksek oranda hasar vuruyor. O yüzden dozlamaya çalışın lütfen. Yani her bir düşmanın her bir saldırısını bekleye bekleye gösterme imkanım pek olmuyor çünkü çok fazla vakit alır. Çok uzatır şeyi. Yani o yüzden denk geldikçe anlatmaya çalışıyorum. Burada yeni bir tane kolye elde ettik ve bu kolyeye geçiyoruz. Oyun boyunca bu kolyeyi kullanabilirsiniz. Hani çok bir şey kaybedeceğini zannetmiyorum. Alternatif güzel kolyelerimiz var. Yok değil. İşte siper hasarını, yani büyü hasarını vesaire arttıran içerikler vesaire var. Onlara elbet geçiş yapacağız. Fakat hani çoğu kolye çok anlamsız kalıyor. Çoğu kolye. Yani o kolyeye özgü bir build gitmediğiniz müddetçe pasif içeriğinden çok faydalanma imkanınız olmuyor. En azından benim kendi kişisel görüşüm o. Şimdi bu arkadaşı Soulflare ile çekip atmak istiyoruz. Gidemedi. Peki kardeşim. Biraz yaklaş bakayım bana. Ne gidersin diye düşünüyorum. Her zaman beden ruha gittiği için. Oo. Gaza gelmişsiniz efendim. Ön çekiyorum. Andırıldı, o kadar da fazla vakit harcamadık ama çok fazla düşman spawn oluyor sanki şu an. Şimdi şu kısmı sadece gösterip tekrar geri geleceğiz. Şöyle bir tane item'ımız var, onu aldım. Var. Biz şuradan aşağıya düşerek sağ taraftan yukarı çıkarak ilerledik. Hemen karşıda vestige'ımız var. Aslında bir daire çizdik gibi düşünebilirsiniz. Normalde buradan ilerlemek istersek karşıdaki platforma atlayıp oradan tekrar karşı atmamız lazım. Fakat şu an Umbral'da olduğumuz için buradan bu köprüyü çekebildik. Yukarıda bir kestirme kısım var. Hani o merdiven vardı. Onu indirmedim. Çok kıymetli olduğunu düşünmüyorum. Gerekirse tekrardan Vestige'e döndüğümüz bir dönemde. Gerçi göstersem mi? Umbral'da çok daha fazla vakit kalmayacağım. Belki koştura koştura gösterebilirim. Bilmiyorum. Belki kullanmak isteyenler olabilir. Şimdi rehber serisi içeriği eksik kalsın istemiyorum. Buraya direkt saldırabilirsiniz. Hani YouTube'da izlediğiniz için herhangi bir vakit kaybı olmayacaktır sizin adına. Yapmanız gereken bir şey değil bu arada. Kesinlikle buna ihtiyacınız yok. Bu merdiven çok çok daha sonrasında indiriliyor. O yüzden onu görmezden gelin. Buradan aşağı düştük. Sulu bölgeydi burası. Buradan koşturduk. Düşmanları görmezden geldik. Yukarılara çıktık.
Geride kalan ruhları almaya gelmişim gibi bir vibe var şu an. Uzak değil de yine de. Her şey vakit. Burası işte Umbral'dan mesela çıkmıştık. Paladin'i falan kestiğimiz yerde şuradan merdiveni aşağı atabiliyorsunuz. Oradan direkt buraya bir kestirme yol görevi görüyor. Ne kadar ihtiyaç duyarsınız emin değilim. Yani zaten hemen indik yani aşağıya. Ama yine de kullanmak isteyen arkadaşlar varsa böyle bir imkanınız var. Aklınızda bulunsun efendim. Şimdi... Bir tane daha mana şeyi kullanayım. Önce bu item'i aldım. Şu karşıdan şeyi aşağı attığımızda bir kestirme yol görevi görecek. Atlayı aşağı atacağız. Biraz hızlı olması adına şöyle bir şey yapacağım. Önce buraya geldim, yukarı baktım. Buna bir tane savurdum. Aşağıya düşürdüm. Biraz uzaklaşıyorum. Hani uygun bir yerde silahlarımı bufflamak niyetindeyim. Senin aktif olmanı beklemiyordum. Düşürdüğüm bu item'i aldım. Esas aktive olan bu soldakidir. Şimdi buradan Bowl of Revelations diye bir item aldık. Bu item'i almayı lütfen unutmayın. Önce o lootladığım item Bowl of Revelations'dı. Buradan aldım. Bu kritik bir item. Ben çıktım yukarı. Buradan yukarı çıkıyorum tekrardan. Önce sol taraftan ilerliyorum. Şu item'i aldım. Geri dönüyorum. Biraz fazla vakit geçirdik şu an. Evet, o kırmızılı arkadaş geldi buraya. Hemen gelin ve çıkın. Böylesi bir psikopat. Yani istemsiz de olsa bir tur gösterebildim kendisini. Az önce dolanmak zorunda kaldığım için biraz kendisi çıktı. Hani bir şey yapamazsınız. Gerçekten şu an kendisini öldüremezsiniz ve hani anlaşılabildiğini düşünüyorum. Hani ortam bir anda kızardı. İşte biraz böyle tehlikenin farkına var diye böyle bir müzik sesi de geldi. O yüzden dikkatli olun. Hani elbet farkına varırsınız ama Umbral'da çok fazla vakit geçmenizin pek de bir anlamı yok. Ben bir şey düşürdüm mü? Hayır, peki. Buradan soldan aşağıya düşerken plunging atakla saldırın. Yani şu an ölsün. Bunu öldürelim. Bunu alalım. Ve arkadaşım bir tane paraziti var. Buradan o paraziti şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Biraz yaklaşmak gerekebilir. Şimdi kritik olan şey şu. İsterseniz buradan saldırın, isterseniz hani aşağı inip saldırın çok fark etmez. Ben buradan saldırmayı tercih edeceğim. Nedeni aşağıda yine kafasında demir olan bir tane düşmanımız var. Biraz yaklaşsın bize istiyoruz. Bir aşağı atmak niyetindeyiz kendisini. Oh, Soulflay'e edecek kadar şeyim yok. İmkansız değil bu arada. Yani savaşırken öldürebilirsiniz de yeni başlayan biri için bence bunlar çok zorlayıcı oluyor. Hani benim böyle rahat rahat yaklaşıp uzaklaşmaya bakmayın. Atak paternini biliyorum karakterin. Hani ne zaman ne yapacak, ne zaman saldıracak onları artık bir nevi ezberlediğim için rahatlıkla oradan çıkartabiliyorum. Yine burada eskiden bir tane daha vardı bundan. Bunu aldık. Bunları aldık. Şimdi tekrar Umbral'a geçiyoruz. Bu şeyde içiniz rahat olsun. Yani o kırmızı düşman çıkar ve kaybolur. Hani sürekli olarak burada durmaya devam etmez. Şunu alıyoruz. Birinci de var bu. Karşıda yerde bir tane item, hatta sağda bir tane item var. Onlar benim öldürdüğüm düşmanların düşürdükleri itemler. Şey değiller. Nedir adı? Loot itemleri değiller. Buradan ilerliyorum. Şuraya bir iki tane düşman dövelim. Canımız toparlansın. Şimdi aşağı indiğimiz yapacağımız şey şu. Önce bu item'ı görmezden gelin. Şu düşmanı öldürün.
Sonra ilerleyin. Üçüncü damarı yok edin. Ve arkanıza dönün. Yakında düşmanlar varsa onları öldürün. Yoksa önce bunu alın. Sonra düşmanlara odaklanın. Bu da bir quest item'e, buna ihtiyacımız var. Almayı unutmayın lütfen. Burayı açabiliyorum artık. Buradaki şeylerden şu an içime bir kuşku düştü. Böyle şey diyerek geçiyormuşum gibi hissettim kendimi. Hani onlar loot item'e değil ya, rahat olun falan deyip geçiyormuşum gibi hissettim ama hani ya değillerse, ya bir şey almayı unuttuysam ileride tekrar böyle notları falan kontrol ederken X bir item'i aldım mı diye baktığımda almamışsam çıldıracağım çünkü. Tamam, bu direkt düşmandan düşen bir item. Buna %100 eminim. Bu da aynı şekilde. Bu lokasyonlara item yok. Lokasyonlara item'ı ezbere nereden biliyorsun Ayazmon diye merak ediyorsanız, benim bu bölgeyi bu sanırsam 6. oynayışım. Bu rehber serilerini çekmeden öncesinde ya da rehbere ilgili video çekmeden öncesinde her zaman o bölgeyi en az bir kez oynuyorum. Şu an aktif, yani bir yandan yan tarafta rehberi çekmeden öncesinde oynayıp hazırlandığım bir tane daha karakterim var. Önce onunla bu bölgeyi oynuyorum, sonra rehbere geçip rehberde oynuyorum. Son çektiğim rehberlerde bunun bayağı faydasını gördüm. En azından hani atladığım item sayısı çok çok daha azaldı. Bahsetmediğim mekanik sayısı çok daha azaldı. Ama işte efor 2'ye çıkıyor böyle yani. Aynı bölgeyi tekrar tekrar. Zaten bir de rehber için not almışım hani. Bir de ona ek oynuyorum falan. Arkadaşları görmezden gelin. Şimdi burada yapacağınız şey şu. Etraftaki düşmanların hepsini görmezden geliyorsunuz. Koşturuyorsunuz, koşturuyorsunuz. Asansöre girip yukarı çıkıyorsunuz. Düşmanları görmezden gelin. Boş ver. Onlar büyü atsınlar, bağırsınlar, birbirlerine itirsinler. Hiç dert değil. Bizim yegane amacımız bu asansörü aktive etmek. Tekrardan Vestige'e geldik bu sayede. Rest ediyorum. Önce Umbral'dan çıkayım. Sonrasında upgrade karakter diyorum. Vitality 20 yaptım. Vitality 20 yaptıktan sonrasında Radiance 20 yaptım. Artık Endurance 20 yapacak şekilde arttıracağım. İniyorum aşağıya. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi burada bir tane şey var. Solda bir tane ittiren düşman var. O yüzden önce onun ittirmesini bekleyin. Sonra buna saldım. Bir de arkadan gelen üçüncü bir tane büyücü var. Buraya geliyorum. Şuradan karşıya geçiyorum. Aşağı düştüm. Şuraya geliyorum. Burada silahlarımı buff'lıyorum. Yukarıdan düşmanlara saldırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Aşağıda bir tane paladin görüyorsunuz. O içeri size bırakıyorum. Aşağı plunging'de düştüm. Mümkünse yaklaşınca plunging atın. Öldürüyorsunuz yani direkt. Hani hasarımız gayet iyi. Ama öldüremezseniz de hani ağır ağır saldırabilirsiniz. Bu köpeklere dikkat edin. Hani önceki, yani ilk iki vuruşta köpeğe hasar vuramıyorum. Karakterim sekiyor. Üçüncü vuruşta öldürüyorum. Bunun temel sebebi köpeklerin başlarında birer zırh olması. O zırhtan ötürü böyle bir durum var. Buradaki şu paladini öldürünce şu an aldığım Prison Selkie'yi elde ediyorsunuz. Bu Prison Selkie'yi bu NPC'ye veriyoruz. Teslim ettik Prison Selkie'yi. Diyaloglarını tüketin. O elbet burayı terk edecek. Buradaki item'ı aldık, harika. Şurada karşıda bir tane kapı var. O kapıyı şu an açamıyoruz, o yüzden görmezden gelin. Burada Umbral'a geçiyoruz. Çektim bunu. Girdim içeri. Bunu aktive ediyorum. Buradan Defiance Ring'i aldık. Genel olarak status efektlerine karşı direncinizi artırıyor. Burada Umbral'dan çıkabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben hiç uğraşmayacağım bile. Tekrar asansöre binip yukarı çıkacağım. Vestige'e geri dönüyorum.
Şimdi bu arkadaş bizim demircimiz olacak ve bizi aslında şey yapacak, silah upgrade'leri yapacak, silahlarımızı güçlendirecek olan karakter bu karakter. Kendisinden bol bol faydalanacağız, bol bol yardım alacağız, silahlarımızı güçlendireceğiz ve oyunun başında aslında silahlarımızı güçlendirerek hasarımızı arttıracağız. Ya da silahlarımıza buff kullanarak hasarımızı arttıracağız. O yüzden şey yapabilirsiniz, bu içerikten faydalanabilirsiniz, sizler de benim gibi. Tekrar aşağı iniyorum. Bu in çıklar biraz rahatsız edici olabilir ama faydasını görüyoruz sonuçta. Bu sefer dikkat edin, şey sesini duymuyorsunuz. Yani duymuyor olmanız lazım. Demircinin. Bir tin 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 filan. Gerçekten başarılı. Çok dert değil. Gelin buraya. Şuradan 4 tane small drillium fragment lootlayın. Öldürmen hiç sorun değil kardeşim de. Bana es vermen lazım. Hop, tekrar yukarı çıkıyorum. Büyücümüzün de aşağıya düşmüş olması takdire şayan. Upgrade materyalleri olduğu için 4 tane onları almak istedik. Yine aynı şekilde aslında büyücüleri öldürüp ondan sonrası aşağı inip bir şey yapacaktık. Büyücünün düşürdüğü item çok ilgimi çekmiyor. O yüzden direkt yukarı çıkıyorum. Yani upgrade materyal elimizde olsun ki yani silahlarımızı maksimum seviyeye kadar yükseltebilelim. Bir başka mini boss'a gideceğiz çünkü. Tabi boss öncesi hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Geldim buraya. Warp the Vestige dedim. Skyrest'e ışınlanıyorum. Bu arada belirtmediğim bir mekanik, onu da burada göstereyim. Açtığınız seedlinglere de ışınlanabilirsiniz. Şimdi demircimiz şuraya geliyor. Çok uzun bir diyaloglara falan tüketeceğiz. Şimdi burada upgrade equipment diyerek silahlarımızı güçlendirebiliyoruz. Ben silahlarımı güçlendiriyorum. Aldım, artı bastım. İlk önce hani herhangi bir tanesini yükseltebiliriz, maksimum seviyeye kadar yükseltim. Daha sonrasında diğerine şey yapmak istiyoruz. Dikkat edin, yeterli vigorun yok diyor. Sell diyerek envanterimizdeki vigor itemlarını satabiliriz. Şunları satabiliriz. Hepsi gitsin, hiç sıkıntı değil. Upgrade equipment dedik. Şu arkadaşı güçlendirmek istiyoruz. Şimdi güçlendirirken dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Alt tarafta 1500 yazıyor. Benim bir sonraki seviyeye güçlendirmek için 1500 vigor ihtiyacım var. Alt tarafında 2 yazıyor ve şu işaret var. 2 tane de bundan, bu upgrade materyaline ihtiyaç duyuyorum. Bunlar olmadan bunu bir seviye daha güçlendiremem. Temelde güçlendirme mekanizması bu şekilde çalışıyor. Güçlendirdiğinizde hani sağ tarafta artı 3'ten artı 4'e geçtiğinde nelerin artacağını, nelerin azalacağını, azalmış olmaz galiba de. Yani neyin artıp neyin değiştiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Buradaki içeriklerde envanterinizdeki upgrade materyallerinden kaç tanesinde kaç tane olduğunu ifade ediyor. Böyle bir yapısı var. Eğer ki sağa geçirirseniz katalistinize güçlendirme imkanınız var. Şu an için katalistinizi güçlendirmeyin. İlerleyen birkaç bölüm sonrasında bir başka katalist elde edeceğiz. O katalist elimizdekinden çok daha iyi. Onunla ilerlemeyi tercih edeceğiz. Purchase derseniz kendisini satmakta olduğu belli başlı itemler var. İleride yeni içeriklere ekleyecek buraya. Dilerseniz hani ihtiyacınız varsa satın alabilirsiniz. Geldim buraya. Konuşuyorum. Bir upgrade daha alıyorum. Şuradan Umbral'a geçiyorum. Yukarı çıkıyorum. Buna Bowl of Revelations'ı teslim ediyorum. Teslim ettikten sonrasında Offer Remembrance diyerek Pieta'nın Remembrance'ını verip Pieta'ya ait olan hangi içerikleri alabileceğimi görebiliyorum. Burada Pieta'nın silahını alabildiğimizi görüyorsunuz. Sağ tarafa bakacak olursanız bu silahın bir Radiance Scaling'i var. Burada Scaling mekaniğini açıklamak istiyorum. Eğer ki Strength statınızı arttırıyorsanız Strength Scaling'i olan, Agility'yi arttırıyorsanız Agility, Radiance'a Radiance, Inferno'sa Inferno'yu arttıran içeriklere ihtiyacınız var. Eğer ki Radiance Scaling'i olan bir silah kullanırsam o silahın hasarı daha fazla olacaktır. Neden? Çünkü ben ana hasar içeriği olarak Radiance'ı arttıracağım. Benim karakterimin build'ı öyle olacak. Sen daha önce açıklamıştım. Dolayısıyla
Dolayısıyla Radiant Scaling'e sahip bir boss silahı oyunun başında bana çok yüksek oranda katkı sağlıyor. Online multiplayer içerikleriyle bu silahı şu an almak için grind vesaire yapabilirsiniz. Buna ihtiyacınız yok. Zaten Radiant statınız 25 değil. Ve bizim şu anki odamız Radiant'ı arttırmak da değil. Biz oyundaki içeriklerden faydalanarak online bir aktiviteye dahil olmaksızın Umbral scoring sayımızı 40'a çıkardığımızda bu silahı alabileceğiz. Oyunun başında, yani daha sonra rehber serisinin başında belirtmiştim. Oyundaki belli başlı başarımları elde edebilmek için online içerikleri yapmanız gerekiyor. Diğer türlü olmuyor diye. Buradaki içerikleri almak için gereken Umbral scoringleri oyun içerisinde grind edebilmeniz için oyunu birkaç kez bitirmeniz lazım. Yani oyun içerisinde bunların hepsini al... Yani bir boss için alabilirsiniz tabii ki ama tahmin edeceğiniz üzere tek remember'ınız bu değil. Bir sürü boss var. Hepsini toplayabilmeniz gerekecek kadar Umbral scoring yok. Orada online co-op aktiviteleri vesaire işin içerisine giriyor. Aklınızda bulunsun efendim. Yani bizim alacağımız içeriklerden bir tanesi o. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Şurada bir kopya samınlama gibi, yani aslında bir nevi piyata samınlıyoruz. Piyata samınlama büyüsü var. 30 radiance istiyor kullanmak için. Bunu da elbet yeri geldiğinde elde edeceğiz. Şu an hazır 3000 vigorum varken sattığı şu 3 tane Umbral scoring'i alıyorum. Hani nasılsa bunlara ihtiyacımız var ve bu silahı alacağız elbet. Dolayısıyla envanterimize bulunsun isteriz. Geldim buraya. Şu arkadaşa aldığımız şeyleri teslim edeceğim. Talk deyip. Neydi purchase diyorum, talk deyip. Suat'ta bu kopsini veriyorum. Talk opsiyonun yanındaki o kelebek işareti kaybolana kadar bütün talk opsiyonlarını alıyorum. Harika. Silahlarımızı güçlendirdik. Hani boss silahları vesaire alacağımızı öğrendik. Jump pod'umuzu güçlendirdik. Warp to Vestige deyip Bedroom'a gidiyorum ve mini boss'umuzu aradan çıkartıyorum. Şimdi bu zor bir mini boss aslında mantık olarak. Tabii ki nerf yedi. Yani iyi bir nerf yedi hatta. Öyle diyebilirim. Senin diyor kapı kapı mı? İyi bir nerf yedi. İlk peçinde hakikaten işkenceydi ve ben buna yaklaşık sanırsam bir saat, bir buçuk saat falan harcadım. İlk kez buraya geldiğimde. Bizde böyle bir şey olmayacak. Çok rahat bir şekilde kendisini aradan çıkartacağız. İçiniz rahat olsun. İşte olur da hani ölürsek diye asansörü geri göndereceğim. Arkadaşım. Merhaba, indik. Şuradan kolu çekiyoruz. Şimdi boss'umuz bir okçu. Yanına yaklaşırsanız hançer de kullanabilir. Boss'la savaşırken düzenli olarak köpekleri samınlayacak. Daha önceden bu demirciyi kurtarırken karşılaştığımız köpeklerle aynı tipte köpekler. Yine onların kafalarına birer zırh var. Önce zırhlarını kırıp sonra köpekleri öldürmek niyetindeyiz. Yapacağımız şey şu. O ilk başta boss'un bu köpekleri samanlamasına izin vereceğiz. Boss köpekleri samanlayacak. Köpekleri samanladıktan sonrasında köpekleri öldürünce bir boşluk bulduğumuzda boss'u soul flare'e çekip silahlarımızı buffladığımız bir durumda boss'a saldırarak kendisini aradan çıkarmayı, öldürmeyi hedefliyoruz. Bu NPC karakterimiz burada da var. Bununla da konuşun. Şimdi purchase derseniz burada Adia Zayci satıyor. Dilerseniz bunu şey yapabilirsiniz. Pyromancer alabilirsiniz ve almanızı tavsiye ederim. Sizin hasarınızı arttıracaktır. Ek olarak burada Rogue Mangler X satıyor. Bir tanesini zaten daha önce lootlamıştık. İkincisini buradan alıp şu an benim yapmış olduğum gibi iki tane silahla Inferno Build'da ilerleyebilirsiniz. Buradaki item'i aldım. Dediğim gibi silahları bufflayacağız, edeceğiz vesaire. İlerleyeceğiz. Silahlarımı buffluyorum. Tekrar lambayı aktif ettim. Geldim içeri. Köpekleri bekliyorum. Okları doğramak için şöyle hareket etmeniz yeterli. Hani ekstra bir şey yapmasa gerek yok. Köpeklere dikkat edin sadece. Şimdi ilk yapacağım şey soul flare'i çekmek. Stamina bitene kadar vuruyorum. Stamina dolsun diye bekliyorum. Dolduktan sonra bir daha çekiyorum. İsterseniz bedenine vurun, isterseniz o mavi ruhuna vurun fark etmez. Günün sonunda kendisini rahat bir şekilde öldürmüş olacaksınız. Öldürünce bazen kendi kullandığı silahı falan düşürebilir. Hani bunlar göreceli içerikler, her zaman düşmeyebilir. Aklınıza bulunsun.
Burada bir Vestas C çıkarmanıza gerek yok. Şurada ilerliyoruz. Ya bu boss'un ilk oynayan bir insanı ne kadar üzdüğünü, benim ilk oynayışım isimli, yani Lords of the Fallen ilk oynayışım playlistinden YouTube'da izleyebilirsiniz. Çok keyifli bir deneyim değildi. Geliyorum buraya. Burada başka Vestige'imiz var. Vestige'i açıyorum. Upgrade karakter deyip Enduro'nuzu arttırmaya başlıyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.